Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence mi? Ben Cem. Ben Melih. Bugün sizlerle birlikte yeni bir test yapacağız arkadaşlar. Bu testimizin adı Utangaç mısın? Sorular olacak. Siz de bizimle birlikte şıkları yazın. Bu şıkların puanlarını söyleyeceğiz. Onları da kenarına yazın. Daha sonra bunları toplayacağız. En sonunda da e, bir skordan çıkacak. E, bakalım bir cevap olacak. Utangaç mısınız değil misiniz? Cevabını hep beraber evet, göreceğiz. Bunu göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi 8 tane soru var arkadaşlar. Şöyle çizgili bir kağıda 8 yazan Birden 8'e kadar yazıp... eee cevaplarınızı şıklarınızı yazabilirsiniz. O zaman hemen ilk soruyla başlayalım. 1. Özgüveni yüksek mi? A. Pek yüksek sayılmaz. B. Hiç özgüvenim yok. C. Özgüvenim çok yüksek diye kendini beğenmiş diyorlar. D. Özgüvenim fena değil, her geçen günde artıyor. Ne diyorsun? <laughs> ben buna D diyorum. Özgüvenim, özgüvenim fena değil ve her geçen günde artıyor. Ya ben buna C diyeceğim özgürlüğüm çok yüksek yüksekliği kendini beğenmiş diyorlar. Diyenler var. Ya ben evet. biraz utandığım için söyleyemedim. <laughs> ben vallahi benim öyle o yüzden e, utanmadan C dedim ben kendime. Buyurun ikinci soruyla. Evet e, puanları söyleyelim Pardon, ilk önce. Üzülen. A diyenler arkadaşlar 20 puan. B diyenler 30 puan. C diyenler Melih sen 0 puan. D diyenler ben 10 puan. Tamam şimdi o zaman ikinci soruya devam edelim. Buyurun. tanımadığım biri senin hakkında iyi bir şeyler söylediğinde tepkin ne olur? A. Zaten biliyordum ama yine de teşekkürler <laughs> derim. B. Kibarca gülümseyip teşekkür ederim. C. Duymazlıktan gelip oradan uzaklaşırım. D. Gözlerimi kaçırarak teşekkür ederim. Ben buna B diyorum yani kibarca gülümseyip teşekkür ederim. Ben de B diyorum buna. Ben de kibarca gülümseyip teşekkür ediyorum. Evet. A. 0 puan. B. 10 puan. C. 30 puan. D. De 20 puan. Kısaca biz Cem'le skorumuz aynı. İkimiz 10 de puan. B. 10 puan aldık. Arkadaşın evine partiye gittin ve arkadaşından başka tanıdığı kimse yok. Ne yaparsın? A. Bir yere oturup insanların benimle konuşmasını beklerim. B. insanlarla kaynaşıp arkadaş edinmeye çalışırım. C. Arkadaşımdan beni birileriyle tanıştırmasını rica ederim. D. Arkadaşımın yanından ayrılamam. ayrılmam. Ya hani bu ortamına göre değişir. Özellikle bunu belirtiyorum çünkü arkadaşımın yanından ayrılmadığım da oldu ama gidip sosyalleştiğimde oldu ama ben buna hani böyle şu insanlarla kaynaşıp arkadaş edinmeye çalışırım diyebilirim gibi geliyor yani. Ya evet. ben açıkça çok alakasız bir ortamsa arkadaşımın yanından ayrılmayabilirim Bütün akşam <laughs> kitleyebilirim. O yüzden ben D veriyorum buradan kendime. A diyenler 20 puan, B diyenler 0 puan, C diyenler 10 puan, D diyenler 30 puan yazıyor arkadaşlar. Yani sen 10 arkadaşlar. puan aldın B diyerek, değil mi? Pardon. Ben 0 Par puan aldım Özür B edeyim. diyerek. Sen e, D, diyerek. D diyerek 30 puan aldın Meli. Arkadaşların kalabalık bir caddede iyi ki doğdun şarkısı söylemeye başladı. Ne yaparsın? A Ellerimle suratımı kapatıp usançtan yerin dibine girerim. B. Susmaları için <laughs> yalvarırım. C. Gülümseyip teşekkür ederim. D. Keyiflenirim ve ben de söylemeye başlarım. Susmaları için yalvarırım. Da. Abi lütfen susun ya. Tamam çok teşekkür ederim ama susun diyebilirim. Evet evet abi susun, susun derim evet. B diyorum ben. Ben de ortamın rehavetine kaptırıp ova iyi ki doğdun diye girişebilirim yani ben de diyorum buna. O zaman hemen skorları söyleyelim. <laughs> A 30 puan, B 20 puan, C 10 puan, D de 0 puan. Kısaca B diyerek ben 20 puan aldım. Sen de D diyerek 0, puan, aldın. Tamam devam ediyorum 5. soruyla. Biri sana yanlış bir isimle hitap ederse ne yaparsın? A isminin doğrusunu söylerim. B ismi hatırlamamasından bozulup sinirlenirim. C duymazlıktan gelirim. D de kızıp İsimi nasıl hatırlamazsın diye bağırırım. <laughs> Yok, doğru, çok A, doğru, çok e, sert bir tepki olur. Ben A diyorum. İsmimin doğrusunu söylerim. E, kim olduğuna göre değişir tabii bu kişi ama herhalde genelde ben de isim doğrusunu söylerim. A diyeyim ben de. A diyenler 10 puan. 10 puan. Yani biz. biz. B diyenler 0. C diyenler 20. D diyenler 30 puan arkadaşlar yazıyor hanelerine. Tamam. 7. Spor salonundasın. Soyunma odasında üstünü değiştirmek seni rahatsız eder mi? A. Eder. Zaten genelde üstümü tuvalette değiştiririm. B. Biraz eder. Bu yüzden üstümü değiştirirken havlu kullanırım. C. Çok eder. Öyle ki soyunma odasında soyunmayayım diye spor salonuna gitmem. D. Hayır, hiç rahatsız olmam. Melihçiğim ne diyorsun? Eder. Zaten genelde üstümü tuvalette değiştiririm. Diyorsun. Ee, yok tuvalette değişmez. Havlu kullanırım ben ya daha çok. Biraz eder. O yüzden üstümü değişken havlu kullanırım diyorum. B diyorum ben. Ee, yani spor salonunda değişmekten kasıt anadan üryan olmaksa evet ben de havlu kullanırım. Ama hani e, kostüm değiştirirken biz tiyatroda biliyorsunuz hani e, bir kuliste hep birlikte e, erkekler ve kadınlar ayrı tabii ki kulisleri. Hep birlikte soyunup giyindiğimiz için ben işte hani çok sen, da dert sen etmem. Be, be, a, yani, de, çok rahatsız de. olmam. O Ama olsun. anadan üryansa tabii ki yani bir havlu sarmak isterim. Onu istemiyorum yani. Hemen skorları okuyorum arkadaşlar. A diyenler 20 puan. B diyenler 10 puan. C diyenler o 30 puan. D diyenler 0 puan yazsın. Sen 0 puan yazdın kendine. Evet ben sıfırladım zaten. En fazla 10 almışım. 20 aldım. Hiç görülmedi. E, 7. soruyla devam edelim o zaman. Bir arkadaşın sana sevimsiz yere bağırırsa ne yaparsın? A. Sakin bir şekilde ne olduğunu sorarım. B. Ben de bağırarak karşılık veririm. C. Hiçbir şey demeden yatışmasını beklerim. D. Çok kırıldığım için onunla ilişkimi keserim. Kim onunla göre ne kadar bağırdığına göre değişir ama çok fena bağırıyorsa ben de bağırarak karşılık veririm. Ben de bağırarak karşılık veririm. Ben sıfır diyorum buna. B diyoruz. Puanları yazıyoruz hemen söyleyelim arkadaşlar. A diyenler 10 puan. B diyenler 0 puan. C diyenler 20. D diyenler 30 puan yazsınlar. Biz sıfır yazdık. 8. Utangaç olduğunu düşünüyor musun? A. Dalga mı geçiyorsun? Kesinlikle utangaç değilim. B. Hayır, utangaç olduğum söylenemez. C. Evet, çok utangacım. D. Biraz utangaç sayılabilirim. Ben buna e, B diyeceğim. Yani hayır, utangaç olduğum söylenemez. Ben de B diyeceğim buna. Çünkü ara sıra garip utangaçlıklarım oluyor. Evet, Hiç beklemediğim oluyor? yerlerde. E, o yüzden B diyorum ben. A 0 puan, B 10 puan, C 30 puan, D de 20 puan. Biz bundan 10 puan aldık. Arkadaşlar lütfen siz de bu 8 tane soruda kaç puan aldığınızı hesaplayın. Birazdan size bu testin cevabını, skorlarınızı söyleyeceğiz. Biz de hesaplayalım arada. Ben 40 puan almışım arkadaşlar. Ben 90 puan almışım. Oo! Bakalım neymiş. Başla sen evet. okumaya. 0 ile 40 arasında alanlar yani benim bulunduğum kategori bu. Senin utangaçlıkla uzaktan yakından alakan yok. Her zaman ilgi odağı olmayı ve insanlarla sosyalleşmeyi seviyorsun. Sende başarılı bir girişimci olma potansiyeli var. Fakat sana bir tavsiye. Herkesin sana bu kadar ilgi göstermesi çevrendeki bazı kişiler tarafından hoş karşılanmıyor olabilir. Kıskanıyorlar beni işte. Bilim mesajı var sana burada. Evet ben o zaman e, kendi skorumun içinde olduğu e, ikinci 50 ile 110 arasında açıklayayım. 50-110 arasındaki arkadaşlar Kendine güvenen arkadaş canlısı birisin. Canım. Farklı ortamlara girmek senin için zor değil. Ancak nadiren de olsa kendine olan güveninden oturup burnu havada gibi görünüyorsun. Doğru. Bu yüzden de çevrendeki bazı kişiler senden hoşlanmıyor olabilir. Aslında yakın çıktı. Ee, ama seninki bir tık daha üstte. 120-180 arası sessiz ve içine kapanık bir yapım var. Biri yanına gelip seninle konuşmadıkça kimseyle tanışmak için girişimde bulunmuyorsun. Sosyalleşme konusunda kendini geliştirmen lazım. Kendine güven ve lütfen biraz rahatla. rahatla demiş arkadaşlar. Dediği doğru. 120 ile 180 arasında puan alanlar buna dikkat etsin. O zaman 190 ve 240 arasındaki skorun ne olduğunu bir hemen söyleyelim. Çok utangaç birisin. O kadar ki insanlarla konuşmak bile seni inanılmaz zorluyor. Utangaçlığın yüzünden işte okulda gerçek potansiyelini ortaya çıkaramıyorsun. Lütfen insanlarla iletişim kurmaya çalış ve kendine güven. Emin ol hayat daha güzel olacak. Evet arkadaşlar bu önerileri bence dikkate alın Kesinlikle. sizlerde. de. O zaman hemen bu teste bir ohametren puan verelim. Ya açıkça senin ve benim tuttuğunu düşünüyorum doğru. ben. Hani e, ikimizin de doğru bir e, analizini yaptığı için ben çok oha hak ettiğini Bence düşünüyorum. Bence çok bu oha çünkü evet dediğin gibi e, ikimizinkine doğru çıktı. O, çok oha olsun o zaman. Evet çok oha verdik arkadaşlar. Bu arada tam şuradaki linki tıklayarak bu şehir hangi ülkenin başkenti adlı videomuzu, e, yarışmamızı izleyebilirsiniz. E, i̇kimizin de gerçekten rezil olduğu bir balon, anlar. Balon evet, orada bir yandan da balon patlatması vardı onun ceza olarak. Gerçekten ikimiz de çok zor anlar yaşadık. Enteresan bir yarışmaydı. Hoşunuza gidecektir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.